Alanda pek çok AKP'li adayın AKP'nin logosunu kullanmaktan kaçındığını bugüne kadar gördük. Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'deydi sevgili izleyenler. Dün Çatalca'da da programlar oldu. Silivri'deydi. Ve dedi ki Silivri'nin Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı MHP'liliğini gizlemeye başlamış. Siz AKP ile berabersiniz. Neden ampulü kullanmıyorsunuz? Neden ampulden kaçıyorsunuz? Diye sordu. İzleyelim onları. Silivri Belediye Başkanı MHP'liliğini gizlemeye başlamış. Bakın siz AK Parti ile berabersiniz. Siz AK Parti ile beraber tarikatları, cemaatlere, TÜGVA'ya, TÜRGEV'e, Okçuluk Vakfı'na, Ensar Vakfı'na bu güzel kentin bütün arsalarını peşkeş çekenlersiniz. Siz Atatürk devrimlerine karşı Atatürk'e minnet duyanlardan değil, Atatürk'e husumet duyanlardan, devrimlerine karşı devrim yapanlardan, Atatürk'ün her yaptığını bozanlardan onlarla berabersiniz. Öyle olunca beyefendi rozetsiz, bahçelisiz, Erdoğansız, Cumhur İttifaksız bir kampanya yapıyor. Atatürkçülerin oyunu alacak. Evet sevgili izleyenler, şimdi durum böyle. Soruyor Özgür Özel'de. Biz bunu İzmir'de gördük, başladık görmeye Cumhur İttifakı'nın adaylarında. Bir de AKP'li yöneticiden üyelere giden bir mesaj var. Bakın ekranımıza da o mesajı taşıdık. Sözcü gazetesine taşıdı Aytunç Erkin. Çünkü şöyle deniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok fazla bahsetmeyin kapısını çaldığımız seçmene. Erdoğan'dan bahsetmeyin, özellikle emeklilere bahsetmeyin, tepki gösteriyorlar deniyor. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Uyarısı gitmiş. AKP Merzim Fon Teşkilatı çalışmalarından bu görüntü yansımış. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de esnafla buluştu. Esnaftan oy istiyor. Seçmenden nasıl oy istiyor Meral Akşener? Düştük ocağınıza, 2028'e kadar güçlendirin beni diyerek o istiyor. Hür ve müstakil seçime giren İyi Parti lideri daha önce CHP'nin bir oycuğunuzu bana verin, bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e diyerek partisi için oy isteyen Meral Akşener bu sefer seçmenden ocağınıza düştük, 2028'e kadar beni güçlendirin diyerek oy istiyor sevgili izleyiciler. Tüm bu başlıkları konuşacağız, tüm yaşadıklarımızı. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi yazarı Sayın Mustafa Balbay bizimle. Merhaba Sayın Balbay, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Önce AKP'nin iktidarın arttırdığı, dozajını sertleştirdiği, içerisine yalanı daha fazla harmanladığı, üstelik sadece yalanla iktidarın değil pek çok medya organının da o yalanla, yalancılıkla muhatap olmak zorunda kaldığı, eşlik ettiği konuyu ilk olarak size sormak istiyorum. Servis edilen o para sayma görüntüleri ve az önce CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Özgür Çelik yayınımızdaydı. Hepsini anlattı. CHP İstanbul İl Binası'nın alımına dair görüntüler. Ama yandaş medyaya sorarsanız 5 yıl önceki o görüntüler kurultaya dair Ekrem İmamoğlu'na yönelik kara bir hamle. Nasıl değerlendirirsiniz? FETÖ taktiklerini sürdürüyorlar dedi Ekrem İmamoğlu. Benziyor mu FETÖ taktiklerine? Benziyor. Zaten anımsarsanız bir ay önceki böyle bir salı konuşmamızda önümüzdeki dönem hukuku da devreye sokacaklarının, hukuk derken tabii hukuku bir silah olarak devreye sokacaklarının konuşmuştuk. Ben bir iki taneden böyle bir şey bekliyorum. Tıpkı geçen seçimde olduğu gibi hani yine baharlar geleceğin içine terör örgütünün yöneticilerini koymak gibi benzer şeyleri koyacaklar, yapacaklar. Burada tabii buna alet olan gazeteciler de yine ayrıca manidar, çok şaşırdığımız kişiler değil doğrusu. Burada ilginç olan ayrıca hemen Cumhuriyet Savcısının devreye girmesi. Demek ki düzenek tamamlanmış, yani ortada bütün parçaları ayarlanmış olayın. Yani kaderin cilvesine bakın ki ya da tabloya bakın ki orada resen harekete geçen savcı, örneğin Ekrem İmamoğlu ile ilgili sahte bir şekilde bir aracın bozulduğuna ilişkin bir kumpas kuruluyor. Bu suçtur. Orada hiç oralı
oralı değil, hiç ilgilenmiyorum. Önümüzdeki günlerde de yapacaklar ama bu tablo an itibariyle daha vahşi ne deneyebilirler? Aklıma bir şey geliyor ama dillendirmeyelim. Hani karpuz kabuğu düşürmeyelim akıllarına, akıllarına. Ama daha vahşilerini deneyecekler. Ne olsa hakikaten Ekrem İmamoğlu'ndan bilecekler. Ne bileyim, hani Irak'ta bir şey olsa İmamoğlu yüzünden olmuştur diyecekler. Yani her şeyi ona bağlayacaklar, bağlayacak kadar akıl dışı bir durum bu. Şimdi Ankara'da benim gördüğüm sevgili çoban, bütün planlarını değiştirdiler. İletişim Başkanlığı bu işleri planlıyor. Hangi siyasetin uygulanacağını, nelerin yapılacağını daha çok oradan pişiriyorlar. Murat Kurum da orada pişen politikaları dile getirmeye çalışıyor. Ama iyi ezberleyemediği için de çoğunlukla çuvallıyor. Hani neleri söylemesi lazım, şunları de diyorlar ama neleri dememesi lazım gerektiğini de tam anlatamıyorlar. Demek ki hani biraz sonra onu da geliriz ama Ankara için şunu söyleyeyim. Örneğin Turgut Altınok'un bütün medya ekibini değiştirdiler. Sosyal medyasının kullanıcılarının, işte o sosyal medya planlayıcılarının hepsini değiştirdiler. Yeni bir plan yapmaya çalışıyorlar. Ve bu planı İletişim Başkanlığı mı yapıyor Sayın Balbay? Orada planlanan, oradaki ekiplerce planlanan bir süreç bu. İşte neler dile getirilecek, neler getirilmeyecek, politikaları orada pişiriyorlar. Evet. Orada pişiriyorlar. Ve işte Murat Kurum'a da şuradan deyin, işte biraz daha sevimli görün, gülümse. Ama hepsini acemi yapıyor. Gerçekten Ekrem İmamoğlu'nun söylediği gibi hepsi tam oturmuyor üzerine. Hepsinde bir acemilik var. Çünkü Murat Kurum değil. Yani belki kendisi olsa, hiç karışmasalar belki de daha samimi bir kişilik çıkacak ortaya. Ortaya ama samimi bir kişilik çıkartmak için son katıldığı canlı yayında biraz çaba sarf edilmiş gibi görünüyor. Murat Kurum kırmızı kazağıyla, sürekli gülümsemesiyle, siyasete dair hiçbir soru sorulmamasıyla, araya giren o müzik efektleriyle birlikte olmamış mı samimi bir Murat Kurum, çıkartamadılar mı oradan? Nereden baksan zaten orada bir dize siz de haberlerde yaptınız. Ama tabii aslında bu haftanın en ilginç olayı, daha ileriki yıllarda da seçim süreçleri, propaganda dönemleri konuşulurken konuşacağımız konulardan ikisi şu olacak. Bir Orhan Gencebay'ı İstanbul'da çıkardılar. Biliyorsunuz İzmir'de de Cengiz Kurdoğlu'nu çıkardılar. Cengiz Kurdoğlu bir taverna sanatçısıdır. Tavernalardaki yeme içme yöntemi biraz biliyorsunuz. Yani şimdi dillendirmeyelim, telebire bir ceza daha gelmesin, yazmayalım ama yazdırmayalım. Ama taverna kültürü bellidir. Erdoğan'ın İzmir'de bir taverna kültürüyle birlikte sahneye çıkması, İstanbul'da Murat Kurum'un yine Ekrem Genç, yine şeyle Orhan Gencebay'la birlikte çıkması, Orhan Gencebay'ın Murat Kurum'a olan olağanüstü sevgisinin anlatması herhalde hakikaten arabesk bir durum. Murat Kurum herhalde önümüzdeki hafta hani durdurun seçimi inecek var gibi, hani Orhan Gencebay'ın şarkısından esinlenerek oraya doğru da gidebilir. Çünkü ne söylese elini ayağını dolaşıyor. Aslında Kabaktepe'yi, Osman Nuri Kabaktepe'yi canlı yayına çıkarmaları da bence biraz bu nedenleydi. Kurum değil de başka kişiler Murat Kurum'u anlatsın diye deneme yapmaya çalıştılar. O da oturmadı. İşte Kabaktepe, ben orduluyum, vallahi işte biz Karadenizler'de yönetimde varız. Yani Murat Kurum'u herhalde yedi soy sülalesini bir deştiler. Yani bir Karadeniz bağı bulabilir misiniz diye. Yani o da tam oturmadı. Kabaktepe'den denemeye çalıştılar. Şimdi bakanlar hakikaten da gelecek deniyor İstanbul'da. Tabii. Sahaya tüm bakanlar ve son hafta Erdoğan da, hani Murat Kurum'a çok fazla gerek kalmayacak galiba ki Murat Kurum da biraz Erdoğan'ı pişman etti diye daha önce de sizinle konuşmuştuk. AKP kulislerinde böyle görülüyor. Topyekun İstanbul'a mı saldıracak iktidar? Tümüyle şu anda, tabii şu an İstanbul'da son 3-4 gün içinde bir gazete onu toparlamış. İşte 16-17 bakan İstanbul'a gelmiş gitmiş. Sürekli İstanbul'la ilgili yapacaklarını anlatmışlar. İşte biliyorsun Mehmet Şimşek de başlamıştı. Tabii. Bu. Yani Mehmet Şimşek resmen
Murat Kurum'un işte böyle nasıl diyelim mali daire başkanlığı ya da mali şubesini temsil edecek kadar ileri gitmiş olursa eğer başkanlığa o gelirse bütün işte kredi sorununda yaşanmaz gibi. Şirketler sanki mutlu olur dedi. Evet ama Türkiye'nin kredi sorununu çözmüşsen önce Türkiye'ye kredi bul.